Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Adana'dayız. Adana'da tam 9 koşulu çok güzel bir program var. Evet, bugün böyle ya gerçekten normal sonuçlar, böyle tatlı sürprizlerin olabileceği bir gün yaşayacağız ya da gerçekten hiç beklenmedik tatları göreceğiz. Bakalım hayırlısı diyelim, başlayalım buradaki değerlendirmelerimize. Evet, güzel bir çalışma yaptık. Birinci koşu saat 14'te Maiden satış 3 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar bu koşuyu iki atın dışında başka bir at olarak göremiyoruz ama dediğim gibi bugün çok farklı sonuçlara böyle imza atılabilir. Burada 2 numaralı Enis Han, Mert Gökalp Aslan'la ve 3 numaralı Güntaylı Mahsun Turan arasındaki mücadele günün birincisini tayin edecektir diye düşünüyoruz. Diğer safkanların yapmış oldukları dereceler ve performanslara baktığımızda bu iki atın çok arkasında kalıyor. Burada tabii yeni koşacak olan bir 10 numara var. Ve hayatında ilk kez koşmuş olan bir 5 numara var. Yani dediğim gibi arkadaşlar bakın bir tarafta ve tabii 6 numara var Pinhan. Yani Nizamettin Demir'le. Burada. Şimdi bu safkan dışında 2-3'ün dışında 1 numara, 6 numara ve 10 numarayı takip etmeniz gerekiyor. Hatta Kaysberg temsilcisi 11 numara var. Ya normal bitecek arkadaşlar 2 ve 3 dışına kolay kolay çıkmaz bu altılı. Yani birinci ayak, birinci koşu. Birinci altını yıkaya yani. Veya dediğimiz gibi bu bahsetmiş olduğumuz safkanlara bakmanız gerekiyor. Çok ters köşe bir at gelebilir burada. Çok farklı bir at gelebilir. İkinci koşu şartlı 3. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada da 2 numaralı Kings Impact İsmail Demir'le 3 numaralı Tangos Yusuf Aras, Yakup Aras özür dilerim ve 6 numaralı Yupon burada Musa Tuzcu ile arkadaşlar. Bu 3 tane atı biz şu an için öneriyoruz size. Burada o da 3, 2 ve 6 şeklinde. Tabii ki Baronial yeni geldi. Yani burada şimdi Adana'da yeni geldi derken kum pistte ilk kez koşuyor. Adana'ya da yeni geldi. Aynı şekilde onu da tekrar öyle not almışız. Daha evvel koştu Adana'da ama hep çim pistlerde. Burada dileyenler Baronial'ı yazabilir. Adana'da çalışmaları 24.0, 25.6 kum çalışmaları, uygun kum çalışmaları var. O da ilave edilebilir arkadaşlar. 2, 3, 6 ve 1 diyebiliriz buraya. Bu şekilde varsa sizin atınızı da ilave edersiniz. Biz bu birinci altıdan özellikle son derece huylanmış durumdayız. Bugün. Üçüncü koşu şartlı 3. 2 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 6 numaralı Spas Müslüm Çelik'le Banko arkadaşlar yapmış olduğu derece bu grubu geçmeye yeterli. Müslüm Çelik'in burada bu yarışı bırakacağını düşünmüyoruz. Ve ikinci birinciliğini aynı şekilde üçüncü birinciliği gibi devam ettireceğini yani birinci, ikinci, üçüncü böyle sıraya kazanacağını düşünüyoruz bu şekilde devam ederse bu performansıyla. Burada bir numara Ayhan Kurşun bindiği Viyana Valisi yakın rakibi. Evet, dördüncü koşuyla beraber ikinci altılı gayan başlıyor. Kısa vadeli dört yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada biraz at yazacağız çünkü her ne hikmetse buradaki atların birçoğunun dereceleri birbirine çok yakın. Evet, ilk atımız burada bir numaralı Aşkartay Saadettin Boyraz'la. Evet, Saadettin Boyraz gene durdu. Bazen böyle duruyor tetik gibi tak tak yarışlar kazanıyor. 6 numaralı Kösef, Kadir Demirel'le 10 numaralı Arya Vila, Mert Ali Solmaz'la. Şimdi bu 3 atı biz ön planda görüyoruz açıkçası. 1, 6 ve 10 numaralı safkanlar arkadaşlar. Bunun dışında 7 numaralı Özak'ın Ayhan Kurşun'la ve 5 numaralı Kösef, Kadir Demirel'le 8 numaralı Yücel, Müslüm Çelik'le ve 2 numaralı Megastar Mehmet Akyavuz'a da devreye girebilirler. Evet, burası baktığımız zaman 1, 6, 10 ön planda. Arkasından 5, 7, 8 ve 2 de arka planda yazılması gerekiyor.
Beşinci kuş handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada da şöyle bir durum var. Şimdi normal şartlar altında burada kaliteli safkanlar da var ama tabii ki bizim ön planda gördüğümüz safkanlar içerisinde bugün öncelik 2 numaralı Maraşal Ayhan Kurşun'la 3 numaralı Bojack Ekürisi Flashbang ile beraber Mehmet Selçin'in biniyor. Bu iki tane safkan çok ön planda gözüküyor. 2 ve 3 numaralı safkanlar. Biz 3'ü baz aldık tabii. Flashbang değil. Ama Flashbang de iyi bir safkan. Yani bakarsınız Fatih Sultan Mehmet Sansar iyi bir performans çıkartır belki. Bilemiyorum. Evet, 9 numaralı King of Grass Müslüm Çelik'le ve çalışmaları iyi olan 8 numaralı Prison of City Mert Ali Solmaz'la ve 6 numaralı Cano Bey'in Nizamettin Demir'le de yazılmalı. Biz burayı tam arkadaşlar 5 hatta geçeceğiz. 2, 3, 9, 8 ve 6 şeklinde. 6. kuşu A3 kuşu 2 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 225 bin liralık bir koşu bu. İkinci bile burada 90 bin lira alıyor. Diğer koşulardaki birincilerle hemen hemen aynı şekilde. Arkadaşlar burada çok net bir banko var. 8 numaralı General Brella ve Speedy Eda burada banko. Zaten Speedy Eda bile burada Headwalker geçti. Headwalker yakın rakipleri. Bir şekilde şans tanımayacaklardır burada hiçbir hata. Bu ekürler kazanacaktır. Hatta benim tahminim burada zorla 8-9 ikili dahi yapabilir. Yani burada bunun sahibi Mert Ali Karabulutlar 290-315 bin lirayı alabilirler yani bu ikramiyeyi. Burası banko arkadaşlar. Ekürler. 7. kuşu Maiden satış 3 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Evet, burada da normal şartlar altında 7 numaralı yakışıklı Mehmet Selçelik'le bizim alternatif bankomuz ama buna çok yakın bir rakip var. 5 numaralı Piyano Sanata. Diyeceksiniz ki nereden çıktı o? Arkadaşlar yani eğer Piyano Sanata'yı sürpriz olarak kabul etmiyorsanız ki sürpriz çıkacaktır. O zaman 7 numarayı banko atarsınız. Bizim alternatif bankomuz zaten 7 numara. 5 numara burada Piyano Sanata'dan biz güzel bir koşu bekliyoruz. Ne olursa olsun burada arkadaşlar şartlı birden şartlı dörde sıçradı bu safkan. Her ne hikmetse bir şekilde Piyano Sanatı'nın biz burada enteresan bir yarış çıkartacağını düşünüyoruz bugün. Bunun haricinde sizin var satınız ilave ederseniz buraya yazacaksınız. AG puanları önemli. Yani 3 numara, 2 numara, 1 numara bunlar gelme ihtimali olan safkanlar. Ezgi gelin 8 numara. Yani buraya çok az yazılacağı zaman burada hemen hemen hepsinin yani yazılması lazım. Sarraf Gürü. Yani biz burada 7 numaralı yakışıklı mı Mehmet Saçelikli Alternatif Banko ve 5 numaralı Piyano Sanatı'yı da yakın rakibi görüyoruz. 8. kuş handikap 15. 4 yaşlı Araplar 2100 metre çıkacaklar. Evet, burada 2 numaralı Tarsus Şelalesi Muhammed Özdemir'le ilk atımız. Tarsus Şelalesi'ne yakın rakip 4 numaralı Büyük Kahraman Nizamettin Demir'le ve 7 numaralı Bamsi Bey Mehmet Selçelik'le ve 8 numaralı Adıyakşi Müslüm Çelik'le arkadaşlar. Burada oğlum Giray konusunda çok emin değiliz. Biz onu yazmak istemiyoruz açıkçası. Her ne hikmetse Aziz Akdemir tekrar geldi. Ahmet Çelik kazandı. Müslüm Çelik. Yani Çelik grubu yiyor bunun ekmeğini. Aziz Akdemir 9 Nisan'da 1900 metrede bu safkanla handikap 16'yı kazanmış. Tekrar bindiriyorlar. Hatta o handikap 15'i de kazanmış. Daha evvel hayatında bakıyorum şimdi onun chartına. Tabii ki neden olmasın yazılabilir arkadaşlar. Oğlum Giray. Bakalım ne yapacak. Biz inanmıyoruz ama dileyenler yazabilir arkadaşlar. Yani AGP 1 çıkarsa da zaten AGP 1'de sizi yazmayı gayet iyi biliyorsunuz. Yani bizi kimse ihtiyacı olmaz insanın AGP 1 yazması için. 2, 4, 7, 8 diyoruz ve artı yeri olanlar için 3 numarayı da düşünebilirler diyoruz. 9. kuşu handikap 14. 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan var. Arkadaşlar burada çok ilginç. 8 numaralı Kutlar Mehmet Selçelik ve 9 numaralı Başat arasındaki
mücadele bu yarışın birincisini tayin ediyor derken hafifleşen kilosuyla avantaj sağlayacak olan 10 numaralı Tatch Rambo da günün sürprizine imzasını atabilir. Bu hafifleyen kilosunda iyi idare edebilirsin. Nizamettin Demir Adana'da ekmek çıkartıyor kendine. Burada çok dikkat arkadaşlar. Biz bu 3 atı yazmayı düşünüyoruz. Yani 8, 9 ve 10. Aksi takdirde bu 3 atın düşme ihtimalini biz hemen hemen görmüyoruz yani. Buraya bir 4. atı bulamadık yani. Yani siz buluyorsanız kendi tabii ki burada beğendiğiniz atlar varsa bunların yanında mesela bir Rıza Bey belki kendini geliştirmiş olabilir. Her ne kadar dereceleri pek tutmuyor da olsa burada Rıza Bey'i de düşünebiliriz. Ama burada biz bulamadık yani açıkça söyleyeyim. Yani Deniz'in kızına baktık, ona baktık, buna baktık. İklim Tay'a falan. Yok yani Fatih Rüstem Bebek de mesela gelmiş Adana'ya burada. Yani mesela Nizamettin Demir normal şartlı altında bu Deniz'in kızına binerken Taş Rambo'ya biniyor. Yani o da enteresan. Burada bizim düşüncemiz 8, 9 ve 10 arkadaşlar. Evet, böylece Adana ile ilgili görüşlerimizin de sonuna geldik. En iyi at sizin tuttuğunuz attır, bunu unutmayın. Güzel bir cumartesi günü geçirmenizi diliyorum. Tabii bugün İstanbul'la ilgili de çok muazzam bir program var. Onun için de premium üyelik gerekiyor. Premium üyelik arkadaşlar, aldığınız zaman 150 liralık bir ödeme yapıyorsunuz online olarak. Nasıl bir işte Getir.com'dan falan bu tip yerlerden kartınızla yapıyorsanız aynı şekilde yapıyorsunuz. 150 lira bir ay boyunca bütün videolarımızı izleyebiliyorsunuz, bu kapalı olan premium videoları. Bunlar açık videolarımız bizim. Bu şekilde sizlere güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.